Hampa ciritte beklenilen yere denir. Seyirciler nazarında ve diğer atçılar nazarında bir kişinin iyi atçı olduğu, hampada atına ne kadar hakim olabildiği ile ilgilidir. Hampadaki atçı rakibine göre daha sessiz bir durumdadır. Çünkü atının çıkışını engellemeye çalışır. Karşısındaki rakibi elindeki ciritleri almış ve atını koşturarak ona doğru yaklaşır. Hampadaki atçının elinde sadece atacağı ciritler olur. Karşısındaki rakibinin elinde ise hem atacağı hem de kendisini savunmak için kısaltılmış yarı boydaki bir savunma cirite bulunur. Rakip atçı elindeki çomakları hampada bekleyen kişinin üzerine atar ve önden kaçar. Eski atçıların tabiriyle söylemek gerekirse hampadaki atçının rakip atçının ciritleri atılmadan önce çıkmamasına çomak çıkmadan çıkma denilir. Bunun açıklaması rakibinin henüz atağa kalkmadan hampada bekleyen atçının ileriye çıkış yapmamasıdır. Eğer atçı ciritleri beklemeden önce çıkarsa bu sefer zaten kovalamaca hiç başlamayacaktır. Hampada bekleyen atçı önden gidecektir. İkinci bir sebebi ise hampadaki atçının biraz geriden başlayıp diğer atçıya mesafe kazandırmasıdır. Rakibin karşıdan gelip ciritlerini diğer atçıya atmasına ise sıyardım denilir. Sıyardımda gelen rakip bir maniyle, bir bağırışla, bir nidayla gelerek hem kendi atının coşmasını, hem rakibinin atının coşmasını, hem de seyircinin coşmasını sağlar. Bu şekilde atlar daha hızlı cirit oynamış olur. Sıyardımda gelen atçı özellikle ciritlerini atın kafasına atmamaya çalışır. Çünkü böyle olduğu zaman at ürkebilir ve üzerindeki adamı düşürebilir ya da çıkış esnasında sağa sola kaçarak yine üzerindeki biniciye zarar verebilir. Bu bir yerde yazmasa dahi etik bir kuraldır. Birbirine kıymet veren ciritçiler özellikle arkadaşın atının kafasına ciritlerini atmazlar. Ciritçilerin birbirini tanıması ve birbirlerindeki hatır durumuna göre sıyardımdaki atçı ciritlerini çok kuvvetli şekilde karşıdaki adamın kafasına çarpar ya da oyunun o anki gidişatına göre daha hafif bir şekilde göstermelik olarak rakibinin üzerine doğru yavaşça ciritlerini bırakır ya da başka bir ihtimal olarak eline sadece bir tane cirit alır ve onu göstermelik olarak rakibine atar. Sadece geleneğin yerini bulmasını sağlar. Ama atçılar arasında bir rekabet varsa, aralarında bir çekişme varsa, sıyardımdaki atçı, hampada bekleyen atçının özellikle kucağına ya da kafasına doğru hızlı şekilde ciritleri atar ve ciritler havada kırılır. Bu şekilde oyun kızışmış olur ve seyirci açısından da izlemesi daha keyifli olur. Hampadaki at için yarım debriyaj denilen bir mevzu var. Bunu araba tabiriyle kullanıyorum. Yani at tam olarak durmuyor, tam olarak da gitmiyor. Yani koşmuyor. Ne dördüncü viteste koşuyor ne de tam olarak duruyor. Bunun manası at çok hırslıysa, eğer hakim olamıyorsa hampadaki kişi, bu tabii ki de binicinin profesyonelliği ile ilgili bir şey. Burada Gürsel profesyonel, onun için öyle bir sakınca yok. Eğer hampada bekleyen kişi profesyonel değilse atını yavaş yavaş salmaya başlıyor. Sıyardımdaki rakibi ona doğru gelirken. Bunun amacı atın biraz hırsını alıp ata gidiyormuş hissi oluşturmak. Ama aslında at çok yavaş bir hızla gidiyor ve binicisi onun dizginini yavaş yavaş bırakıyor ki at kudurup şahlanıp sağa sola kendini çarpmasın. O andaki oyunu tehlikeye atmasın diye böyle bir mevzu var. Sıyardımdaki atçının ciritlerinin hampada bekleyen atçının ciritlerine değdiği anda artık hampadaki bekleyen atçı atını tamamen bırakır. At dört nala koşmaya başlar. Öndeki at da dört nala koşar. Ve arkadaki kovalayan ciritçi dizginini tamamen salar, bırakır. İki eli de boştadır. Genelde sol elinde atacağı ciritler, sağ elinde ise hazırda bulundurduğu ciriti rakibine atar ve bu şekilde ciritler bitene kadar, daha doğrusu sahada bitene kadar oyun devam eder. Ciritteki binicilerin sayısına göre ve önceden anlaşılmış olmasına göre bu oynayan ikili diğer bir turda tam tersine döner. Yani sıyardımda olan kişi ciritlerini atıp
kaçacak olan kişi tam tersi durum olarak hampaya geçer. Hampada bekleyen kişi de sıyardıma geçer. Bu sayede iki kişi de birbirine cirit atmış olur. Bu hem oynayan insanlar açısından hem de izleyenler açısından görsel olarak daha tatmin edici bir durumdur. Atların alışkın olma durumuna göre çomaklar çok fazla ses çıkarmaması için sert şekilde atılmaz ya da çok fazla sayı olarak çok fazla atılmaz. Ama at artık bu sese alıştıysa, özellikle demin söylediğim gibi görsel açıdan daha iyi olması için özellikle birbirine vurulur ve onların kırılıp ses çıkarması sağlanır. Yöresel ciritte sadece Gürsel'de gördüğüm profesyonel bir hareketten bahsedeceğim burada. Hampada beklerken hazırda atacağı ciritini, yani adam karşıdan sıyardımdan gelen adam ciritlerini attıktan sonra hemen arkasından hamlesini yapabilmek için sağ eline bir tane hazır cirit bekletiyor. Diğer atacağı depodaki ciritlerini ise sol elinde bekletiyor. Bu sayede adam sana ciritlerini attığı anda hiç beklemeden ciriti alıp doğrultup nişanını almadan hazır şekilde sağ elindeki ciridini rakibine atabiliyor. Ayrıca kovalama esnasında yine sadece profesyonellerin yaptığı bir hareket var. Arkadan gelen at, yani hampada bekleyen atı rakibinin sağ tarafına değil sol tarafına doğru yönlendiriyor. Bu sayede önden giden adam görüş açısını kaybediyor ve seni de attığın ciritleri de görememiş oluyor ve adamın arkasına daha fazla sokulabiliyorsun. O turda oynayacak ikili diğer atçılara seslenerek biz çıkıyoruz, çıkmayın, çıkan var mı diyerek diğer atçı arkadaşlarını uyarırlar ki çarpışma olmasın, birbirinden habersiz kimse başkasının önüne fırlamasın diye. Eğer hiç o anda oynayan yoksa ve bir kişi oynamak istediği kişiyi seçmiş ve onu meydana davet etmek istiyorsa, örnek olarak falancanın oğlu şöyle bir adım öne çık da seni görelim diyerek cirit oynayacağı kişiye seslenir ve onu hampaya davet eder. Hampaya da sıyardımda artık nerede oynayacaksa, nasıl oynayacaklarsa onu bu şekilde oyuna davet eder ve bu davetini yaparken öncesinde davulcuya seslenip davulcu deyip davulcu davul çalmayı bırakır. Seslenecek kişi rakibini seçer ve sonra tekrardan davul devam eder, cirit oynamaya devam edilir. Cirit oynayan atlardan bir tanesi acemi ise hampadaki ya da sıyardındaki fark etmez. Yani bekleyen ya da ciritini atıp önden kaçacak olan hangisinin olduğunun önemi yok. Atlar birbirine çok fazla yakın geçirilmez ve ciritçi arkadaşa bu şekilde uyarılır. Çok yakın gelme ya da atını çok önce salma diye. Çünkü eğer hampadaki at acemi ise vaktinden önce çıkacak, atlar çarpışacaktır. Eğer sıyardımdan gelen at acemi ise yönünü ya da hızını ayarlayamayıp hampadaki ata çarpacaktır. Böyle durumlarda atçılar birbirini uyarır ve çok yakın gelme, çok önce çıkma diyerek birbirlerine hatırlatmada bulunurlar. Ayrıca birinci fotoğrafta gördüğünüz üzere arkada bekleyen ciritçiler, henüz o turda cirit oynamayacak olan ciritçiler genellikle atlarını arkaya doğru döndürerek bekletirler ki at kaçmasın diye, ya da kaçmaya niyetlenirse toparlamaya vakit olsun, diğer atlarla çarpışmasın, sıyardımdan gelen atın önüne fırlamasın diye bu şekilde atlar geriye dönük olarak bekletilir.